şimdi yüksek aday adayımız olan Nurhan Hanım'la beraber olmaktan ve onun Bodrum'u nasıl gördüğünü, Bodrum'la ilgili projelerini işte açıklamasından dolayı son derece Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin davetlisi olarak burada bulunmaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum gerçekten. Yıllar önce Bodrum Belediyesi'de görev yaptığım süreçte başlattığımız Kent Konseyi Kent Meclisi kadın grubu çalışmalarını birlikte başlamıştık o dönemde ve bugünlere gelişi çok ciddi Bodrum siyasetine ve Bodrum kamuoyunda çok ciddi çalışmalara imza atması benim için çok büyük bir mutluluk olmakta. Ayrıca sadece başkanımın da söylediği gibi kadın olarak değil, bizler kadın hakları değil, insan hakları vardır savunan kadınlarız sonuçta. Ve çıkış yolumuz da bu. Sadece bugün burada bir kadın olarak değil ama kadın kimliğimi ön plana çıkararak Türkiye'de ve Bodrum'daki olmazsa olmaz demokrasinin bir kanadının olmazsa olmazıdır kadınlar. Eğer kadınsız bir demokrasi eksik bir demokrasi ve asla uçamaz, yol alamaz. Ve Bodrum, Muğla dünyanın en aydınlık bölgesi, en aydın insanların yaşadığı bir bölgede yaşıyor isek bu ayıptan bir an önce kurtulmamız gerekir diye düşünüyorum ve bu gerçekten bir ayıp. Muğla gibi bir yerde tek kadın aday adayı olmak beni hem mutlandırıyor hem de üzüntü veriyor çünkü omuzlarımda çok çok büyük ciddi sorumluluk ve yük de almış gibi hissediyorum kendimi. Diğer erkek adayı arkadaşlarımdan çok daha farklı bir duruş, farklı bir bakış, farklı bir vizyon taşımam gerektiğine de inanıyorum. O yüzden asla diğer arkadaşlarımın beni bir rakip olarak değil, belki bir lider olarak görmelerini diliyorum. Çünkü taleplerim şahsım adına da değil sonuçta. Bir grubu temsil ediyoruz. Ve bu grubu temsiliyeti şahsımla, inançlarımla, iddialarımla, projelerimde de vücut bulup geliştirildiği için ve geliştirildiği süre içerisinde çok iyi yerlere gidebileceğimizi, hem siyaseti siyasetin rengini değiştirebileceğimizi hem de Bodrum'a farklı bir anlayışı, farklı bir bakışı ve tutuşu getirebileceğimizi söylüyorum, ifade etmek istiyorum. Bodrum dünya kenti bir Bodrum. Bodrum'u nakış işler gibi işlemek zamanı şu anda. Bodrum'u yok eden, her gün yıpratılmakta olan, çürük diş gibi dağların, taşların oyulduğu bir zaman dilimi içerisinde. 3 kilometre ötede yeni bir termik santralin Bodrum'un kalbine tekrar saplanmaya çalışıldığının bir zaman dilimi içerisinde. Buna önce bütün kadınların isyan etmesi gerekir diyorum. Ben bu isyanın bir sözcüsü, temsilcisi olabiliyor isem ne mutlu bana.